11. kuralımız 11. kuralımız benekleme imleri olarak benekleme imleri olarak uluslararası uluslararası imler kullanılır. Bu arada benekleme dediğimiz Türkçe noktalama sözcüğünün karşılığıdır. İm de işaret olarak geçer. Dolayısıyla da noktalama işaretleri olarak uluslararası işaretlerin, imlerin kullanılmasından yana bir kuralımızı tanımlıyor. Bu 11. kuralımız, bundan önceki 10. kuralımız ve sonraki dersimizde göreceğimiz 12. ve 13. kurallarımız aslında günümüz Türkiye Türkçesini yazmak için Türk Dili Derneği'nin belirlediği kurallardan oluşuyor. Geçmiş dönemde noktalama işaretleriyle ilgili aslında bir önceki dersimizde belirttik. İki nokta üst üste bir işaretti. Bunun yanında tek noktalı birkaç yerde geçen sözcük ayırma işaretini görüyoruz. Yani eski metinlerimizde aslında iki tane işaretten söz edebiliriz. Üst üste iki nokta ve tek nokta. Bunlar da sözcükleri birbirinden ayırt etmek için Kullanıyordu Geçmiş dönemdeki metinlerde özellikle de taş üzerine yazılan metinlerde sözcükleri birbirinden ayırt etmek evet güçlü. Dolayısıyla da iki nokta üst üste kullanıyorlardı. Bunun dışında farklı işaretleri yoktu. Ancak günümüzün sözcük dağarcığı ile geçmişe yönelik sözcük dağarcığını e, değerlendirdiğimizde yanlış bir sonuca varabiliriz. Bu yüzden eski metinlerde 2. nokta yetiyor iken günümüzde artık e, noktanın, e, virgülün, noktalı virgülün ya da üst üste iki noktanın bunun dışında soru işaretinin ünlem işaretinin üç noktanın ve buna benzer uluslararası diyebileceğimiz bu işaretlerin kullanılması gerekir. Gerçi bu işaretler de zaten yenidir. Yani çok eski metinlerde sadece Türkçe için demiyorum. Örneğin Osmanlıca metinlerde bu işaretlere denk gelmeyiz. Hatta batıların yazdığı eski metinlerde de bu noktalı işaretlerine pek denk gelinmez. Çünkü bunlar yeni sayılır. Geçmiş dönemde de insanlar kullanmıyordu. Gereksinimler doğrultusunda bugün anonim diyebileceğimiz herhangi bir ulusa ait olabileceğini öne süreceğimiz bir simge de içermiyorlar. Dolayısıyla bunlar günümüz metinlerini yazarken kullanabileceğimiz işaretlerdir. Ve biz dernek olarak kullanılmasından yanayız. Yani şöyle diyebiliriz. Şu noktanın basit kendince nokta bir benek. Bu beneğin Herhangi bir ulusa ait olabileceği ya da bir köken açıklaması, ne bileyim bir, bir Almanlar bir Alman'ın bunu kendi kökenlerine bağlaması, mitolojisine bağlaması mümkün değildir. Keza Türkler için de. Dolayısıyla bu simgeler uluslararası diyebileceğimiz simgelerdir. Hemen hemen bütün alfabelerde de geçer. Biz de günümüz Türkçe sözcüklerini sözcüklerini yazmak isteyenler için bu uluslararası imlerin kullanılmasından yanayız ve 11. kural olarak da bunu tanımladık, kabul ettik. E, kuralımızı toparlayacak olursak şöyle diyebiliriz. Benekleme imleri olarak uluslararası imler kullanılır. Böylelikle 11. kuralımızı da tamamlamış oluyoruz.